Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Story 2 Ümit Özdağ Türkiye'si serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölümler, geç, geçtiğimiz geride bıraktığımız iki bölüm bizim için gerçekten son derece aksiyonlu geçti. Zira hani karar mekanizmamızla vermemiz gereken gerçekten çok önemli kararlar oldu. Yeri geldi Azerbaycan Türk devletlerine karşı bazı hamleler gerçekleştirdi. Yeri geldi diğer Türk devletlerin yaşadığı bazı problemler baş, baş gösterdi, boy gösterdi. Ve bu tarz olaylarda en erken karar alması gereken ülkede tabii ki bölgenin istikrarının koruyucusu olan bir Türk devlet olarak Türkiye devleti hani bu sebeple en hızlı kararları her zaman bizim almamız gerekti. Ben şimdi videoya girmeden önce sizlerin de yorumlarını iyice bir okudum. Gerçekten yorumlarda çok fazla farklı fikir var. Azerbaycan Türkmenistan savaşı ilan edip Türk devletleri arasındaki istikrarı bozduğu için Azerbaycan'a savaşı ilan edip Türkmenistan topraklarının Türkmenistan'a geri verilmesi gerektiğini savunanlar var. Azerbaycan'a savaş ilan edip ceza olarak Azerbaycan'ın bir Türk vasalı Türk papatı haline getirilmesini Yine keza aynı şekilde isteyenler var. Fakat ben biraz daha farklı bir yaptırım düşündüm. Zira şu anda bizim bir Türk devletine savaş ilan etmemiz diğer Türk devletlerinin de bize karşı olan güvenini bence sarsacaktır. Yani atıyorum biz şu anda Azerbaycan'a savaş ilan etsek Kazakistan diyecek yılan demek ki minicik bir yanlışım bile olsa bu adam beni de alacak. Hani bize karşı olan güven azalacak abi. Şu anda bu Türk devletleri tarafından oluşturulan bu gördüğünüz güzel diplomatik yapıyı bir müttefiklik gibi düşünün. Ve bu müttefikliğin yöneticisi şu gördüğünüz Türkiye devletidir abicim. Ve biz bize olan güveni kıracak herhangi bir hamlede bulunursak maalesef bu birlikleri bir arada tutmak bizim için gerçekten zor olacaktır abi. O yüzden savaş gibi bir durum olmayacak. Ama Azerbaycan'ın çevresindeki bütün devletlere savunma paktı atacağız abicim. Pardon, savunma paktı değil. Yani birisi ona savaş ilan ederse biz de onun karşısındaki devlete saldırabileceğiz. Onu nasıl yapıyorduk? Savunma paktı ile galiba yapıyorduk. Aynen öyle. Yani Azerbaycan devleti bu devletlerden herhangi birine savaş ilan ederse eğer biz bu devletleri karşımıza alabileceğiz. Azerbaycan daha doğrusu karşımıza alabileceğiz abicim. Artık bu e, imzaladığımız pakla da hani resmi olarak gerçekleşmiş olacak ama Gürcistan Ermenistan reddetti. Şöyle yapalım. Gerçi tamam zaten mantıklı reddetmeleri. Yani Azerbaycan Ermenistan'a Gürcistan'a falan ilerleyebilsin. Benim onunla ilgili bir problem yok. Ama Azerbaycan'ın ee, Türk devletlerine karşı ilerleyiş gerçekleştirmemesi gerekiyor. Bu yüzden Azerbaycan'ın sınıra sahip olduğu Türk devletlerine savunma paktı attım. Eğer Azerbaycan bir kez daha herhangi bir Türk devletine bir saldırı gerçekleştirirse bu sefer imzaladığımız paktan ötürü resmi olarak Azerbaycan'a savaş ilan etme hakkına sahip olacağız dostlar. Onun haricinde biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde Kıbrıs tarafından yapılan bazı hamleler vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hem Kuzey Kıbrıs'ı ele geçirdi hem de İsrail'e savaşı ilan ederek bölgedeki istikrar seviyesini iyice aşağıya çekti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Yunanistan tarafından desteklendiğini düşünüyoruz. Bu sebeple Yunanistan'a karşı tavır almak için de hani yeterince hakka açıkçası sahibiz abicim. Savaş ilan etmeyeceğiz. Şimdilik Avrupa devletleri üzerine bir savaş ilanı bizim için gerçekten çok tehlikeli bir vaziyet olur. Ama sınırlarında da ordularımızı bekleteceğiz. Eğer Yunanistan'ın bir kurnazlık daha yapmaya çalıştığını sezersek gerçekten onlar için çok kötü olur. Aynı zamanda bir de Macaristan'la da ilişkilerimizin geliştirilmesi gerektiğine dair bazı yorumlar vardı. Fakat Avrupa'nın bu kadar ortasında bulunan bir devleti affedersiniz ben bile koruyamam. Yani gelir Almanya falan bulaşır, İtalya bulaşır. Ben böyle devletleri şu anda karşıma almak istemiyorum. O yüzden Macaristan'la da böyle bir ilişki geliştirme işlemine girişmek şu anda pek mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yemen devleti bize bir savaş ilan etti. Aynı zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti bize bir savaş ilan etti. Şu anda her iki devlette de gerçekleştirilecek bir savaşın gereksiz olduğunu düşünüyor hükümetimiz. Bu sebeple barış antlaşmalarını ekseriyetle imzaladık. Evet gayet güzel şu anda her şey güzel ilerliyor. Aynı zamanda bu arada Yine sizlerden gelen önerilere baktığımda Afganistan devletinin de ele geçirilmesi gerektiğine yönelik bazı fikirler vardı yorumlarda. Zira Afganistan'da iç karışıklıklar yaşayan ve bölge istikrarını olumsuz şekilde etkileyen bir devlet bu sebeple Afganistan'da ele geçirilebilir. İran'ı da ele geçirmek için aslına bakarsanız bahanemiz var. Zira İran biliyorsunuz bize karşı bir savaş kaybetti ve İran'daki milliyetçi kitleler büyük ihtimalle İran içerisinde iç karışıklık çıkarmaya şimdiden başlamıştır. İç karışıklığın bulunduğu hele de bu coğrafyada bulunan bir ülke terörden temizlenemez abi. Başka bir devletin oraya girmesi lazım. Yani o devletin kendi kendini terörden temizlemesi gerçekten çok zor. O yüzden hani İran'ı da bölgeyi istikrarsızlaştıran devletlerden bir tanesi kategorisine ekleyerek ele geçirebiliriz. Pakistan'dan bize bir savaş İran'ı geldi. ya yani üzücü. Üzücü. Her şeyden önce üzüldüm. Şahsen ben Pakistan'la açıkçası hani böyle kötü ilişkiler kurma derdinde falan da değildim. Ben Pakistan'la gayet güzel ilişkiler kurabileceğimizin hayalini Kuruyordum fakat kendileri maalesef bize bir savaş ilanında bulundular. Hem bize savaş ilan ettiler hem de kendileri daha önce Afganistan devletine de savaş ilan edip onlardan da pek çok toprak ele geçirdiler. Yani artık Pakistan'ı galiba karşımıza almamız gerekecek abicim. Pakistan Türkiye topraklarına katılmayacak ama Türkiye'nin bir vasılı haline getirilecek dostlar. Yani maalesef bunu kendileri hak etti. Bakın ben hani gidip de Pakistan'a karşı ben sana savaş ilan ediyorum deyip topraklarını almadım adım. Yani bunu kendileri hak ettiler. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamamen kendileri yaptıkları hamlelerin bedellerini ödeyecekler. Evet kendileri bu arada İstanbul sınırlarına bir çıkarma gerçekleştirdiler şu anda. Gerçekten hadsiz bir hamle. Bunlara artık bir haddini bildirmek gerekiyor. Yani zaten buradan sonra artık düzelemez. Yani hani belki ne bileyim bir ihtimal düzeltebiliriz ilişkileri diyordum. Bir ihtimal belki buradan bile dönüş olabilir diyordum. Ama artık İstanbul'a da gerçekleştirilen bu çıkarmayla beraber böyle bir ihtimalin kalmadığını Pakistan devleti kendisi göstermiş oldu abicim. Madem öyle Türkiye devletinin artık o haşin yüzüyle karşılaşmak zorunda kalacaksınız. Ümit Özdağ Türkiye'si karşısında olan hiçbir devlete ne bileyim hani ümit vermez abicim. Aynen öyle ümit vermez. Direkt ben ele geçiririz abi. Şöyle hemen toplayalım orada. Evet 156 binlik bir orduyla Pakistan sınırlarına doğru seri bir şekilde gidiyoruz. Bakalım her bir sınıra 40 biner ordularla son toprağa ee, ya da ortalık toprağa aynen öyle. Ortadaki toprağa 76 bin orduyla olmak üzere toplamda 160 binlik bir orduyla gidiyoruz. Evet yolda giderken birazcık ordumuz eksildi ama çıkarmalarımızın da tamamı son derece başarılı oldu. Pakistan devleti yaptığı hamlelerin karşılığını yaptığı hamlelerin bedelini şu anda gördüğünüz üzere Türk ordusu tarafından ee, Ödemekte Türk ordusu bunun bedelini şu anda Pakistan'a ödetmekte. De. Devam edelim. Kısa bir süre içerisinde İslamabad'a ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Evet, bazı bölgelerde Pakistan ordularının direnişleri söz konusu ki bu gayet normal. Pakistan e, güçsüz bir ülke değil. E, haliyle de bazı bölgelerde direnişlere sahne olabiliyor orduları normal olarak. Ama bunlar bizi korkutacak ya da hedefimizden saptıracak güçte de kesinlikle değiller. Devam edelim ilerleyişlerimize. Halen elimizde pek çok ordu bulunuyor fakat şu anda saldıran taraf konumunda olduğumuz için yani saldırıları gerçekleştiren taraf konumunda olduğumuz için biraz daha fazla ordu kaybediyoruz durum muhtemelen. Ayrıca savaşın en başında gerçekleştirdiğimiz çıkarmalar maalesef çıkarma sırasında pek çok donanmamızı kaybetmemize neden oldu. Bu da savaşta biraz daha fazla kayıp vermemize neden olan sebeplerden bir tanesi. Evet güzel. Bitirmek üzereyiz abi. Zaten buradan direkt Afganistan'ı da ele geçireceğiz muhtemelen. Yani Pakistan bizim vasalımız olan bir devlet haline gelecek ve Pakistan aslında bizim için biraz da üst haline gelecek abicim. Yani hem bu bölgeden istikrarsızlığın başkenti diyebileceğimiz Afganistan'ı hem de Türk devletlerini rahat bir şekilde kontrolümüz altına alabileceğimiz bir Üs olacak Pakistan devleti bizim adımıza kendilerini şöyle vasallaştırıp ceza olarak da kendilerinden bir savaş tazminatı talep ediyorum. Aynen öyle abicim tamamdır. Evet gayet güzel Pakistan artık bir Türkiye devleti vasalıdır. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Hemen ordularımızı seri bir şekilde başkent Ankara'ya doğru geri gönderelim. Bakalım şöyle bir orduları çekelim. Ama 10 binlik bir ordu yine İslamabad'da e, bölgede güvenliği sağlamak adına bölgede teftişi sağlamak adına İslamabad toprağında kalsın. Onun haricindeki ordularımız Ankara toprağına yeniden geri dönebilirler. Kendilerinden tabii ki de vergi almayacağım. Biliyorsunuz bizim vasallarımızdan vergi almak gibi bir geleneğimiz açıkçası yoktur. Bu vasallarımızın bize karşı olan bağımsızlık isteklerini gitgide arttıracaktır. Halkta da artan bağımsızlık istekleri oldukça bu vergiler yüzünden artık önü durdurulamaz bir bağımsızlık hareketi vasallarımız üzerinde... Aha... Oha saldıran taraf Türkmenistan. Ya oğlum bak. Siz şu anda beni sinirlendiriyorsunuz. Bak bir Azerbaycan saldırıyor, bir Türkmenistan saldırıyor. Artık bölgedeki istikrarsızlığa son vereceğim. Yeter. Yeter. Artık bölgedeki istikrarsızlığa son vermenin zamanı geldi. Hem Türkmenistan hem de Azerbaycan devletleri benim vasalım haline gelecek ve sınırları 2022'deki sınırlar haline getirilecek abicim. Artık bu istikrarsızlığın bir cezası olmalı. Yani bu kadarı yeterli. Hani bir yere kadar evet sabrettik ama bu saatten sonra sabır yok. Bu saatten sonra sabır yok. Her iki devlet de yaptığı hamlelerin karşılığını bağımsızlıklarını kaybetmeleriyle ee, nasıl desem ödeyecekler. Aynen öyle. E, devam edelim şöyle ordu basım işlemlerine. Bu kadar ordu bu bölge için yeterli. Barış antlaşmasında imzaladılar gördüğünüz üzere. Türkmenistan sadece 3 adet toprağa sahip bir ülke haline geldi. Ama dediğim gibi biz bu bölgeyi 2022'deki sınırlara yeniden getireceğiz ve bu iki devleti artık vasalımız haline getireceğiz abicim. Mesela bazıları da yorumlarda bütün Türk devletlerini ele geçir Turan kur demiş ama bizim siyasetimiz tam olarak bunun tersine. Biz Türk devletlerine karşı zorla bir şey yaptıracak bir politika uygulamıyoruz kesinlikle. Özellikle de silah zoruyla bir şey yaptırmak kesinlikle aykırı. Bizim siyasetimiz bizim siyasetimize biz Türk devletleriyle iyi siyaset, iyi ilişkiler içerisinde olmayı güden bir stratejiyle ilerliyoruz. Onlara silah zoruyla bir şeyler yaptırmayı e, nasıl desem yeğleyen bir stratejiyle değil. Bazıları da mesela müttefik oldu demiş ama hepsiyle müttefik olmamız imkansız. Çünkü birbirleriyle ilişkileri gerçekten çok kötü. O yüzden hepsiyle müttefik olamıyoruz abi. İşte böyle geçici yöntemlerle sorun çıkaran, Türk devletleri arasında istikrarsızlığa sebep olan devletleri bu şekilde cezalandıracağız. Şu an mesela hem Azerbaycan hem de Türkmenistan yaptıkları çocukça hareketler nedeniyle bağımsızlıklarından olacaklar. Gerek var mıydı yoktu. Ama artık yaptıklarının da bir karşılığının verilmesi gerekiyor kesinlikle. Bakın işte Pakistan üssü bu yüzden işe yaradı. Direkt burada 4352 kişilik bir ordumu unutmuşum. İyi ki de unutmuşum abicim. Buradan direkt Azerbaycan topraklarına hücumlarını gerçekleştirebilecek şimdiki ordu. Oradaki ordu. Evet devam edelim. Çok güzel. Evet, Azerbaycan'da ordularını iyice bitirdik gibi görünüyor. Şöyle son iki topraklarını da alalım. Çok güzel abicim. Evet, yavaş yavaş savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakü'ye de bir saldırı gerçekleştirelim. Gayet iyi. Evet, sınırları dediğim gibi 2022'deki sınırları yeniden geri getirmenin artık vakti zamanı geldi. Öncelikle her ikisinde ben bütün topraklarını bir ele geçiriyorum. Sonrasında vasal devlet olarak ayrı bir şekilde salacağım. Şöyle hemen bütün topraklarını alalım. Aynen öyle. Şimdi bir vasalı serbest bırak. Öncelikle Azerbaycan devletini bırakıyorum. Tabii ki de bu topraklar olmayacak şekilde. Başkentleri yine her zaman olduğu gibi. Bakü olacak. Evet bir vasalı serbest bırak. Hayırlı uğurlu olsun abicim. Azerbaycan artık bizim vasalımız olarak serbest bırakıldı. Kez aynı şekilde Türkmenistan devletini de serbest bırakacağız. Şöyle hemen başkentlerini de ayarlayalım. Gayet güzel bir vasalı serbest bırak. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abicim. İki devlet de yaptıklarının karşılığını, bağımsızlıklarını kaybederek ödediler. Vasalımız haline getirdiğimiz her devletin başkentinde 10 biner ordularımız bulunacak abi. Şu şekilde her ikisinin de sınırlarına 10 biner ordularımızı yollayalım. Aynen öyle gayet güzel. Evet çok iyi abi. Muazzam. Şu anda İslamabad'da 10 bin kişilik bir ordumuz var. Türkmen başında 10.000 kişilik bir ordumuz var. Aynı zamanda Bakü'de 10 bin kişilik bir ordumuz var. Yani vasalımız hale getirdiğimiz bütün devletleri üzerlerinde tuttuğumuz ordularla kontrolümüz altında tutmaya devam ediyoruz dostlar. Bölgede istikrarsızlığa sebep olacak bir hamle daha yapacak olan devlet olursa ona da girerim. Ona da girerim. Türk devleti ya da başka bir devlet fark etmez. Ona da girerim abicim. Bana savaş ilan eden Bredeyus kim? Ürdün devleti. Yani zaten ben kendilerini açıkçası fethetmeyi düşünüyordum. Zira onlar da yani neresinden baksanız çok mu yüksek istikrarlı bir devletler değiller abi. Onlar da yine istikrarı bozan devletlerden bir tanesi. Yani açıkçası bölgede birkaç ya belli başlı devlet artı zaten istikrarı bozmayan bir ülke yok. Yani bu yüzden bölgedeki coğrafyadaki bütün ülkeler aslında bizim düşmanımız. Evet Ürdün de böylece kendi fethini biraz daha ön bir tarihe çekmiş oldu bu yaptığı hamleyle beraber. Yani bu devletlerin bize savaş ilan etmesi bizim için neres nereden baksanız avantaj. Nereden baksanız avantaj. Biz savaşı ilan etmiş dünya kamuoyuna kötü bir şekilde lanse edileceğimize onlar bize savaş ilan ediyor. Biz onların topraklarını alıyoruz. Yani gerçekten karlı bizim adımıza. Şöyle hemen bir asimilasyon işlemlerine iyice başlayalım. Bu arada %100 olmayan bazı topraklar var. Hepsini %100'e tamamlayalım. Özellikle İran topraklarında %100 seviyelerini görmeyen topraklar halen bulunmakta. Bu toprakların tamamını %100 yapmamız lazım. İran gibi bir coğrafyada her an her türlü olayın patlak verebileceği bir coğrafyada bütün millet, bütün halk Türkiye hükümeti destekçisi olmadığı sürece maalesef istikrar, mutluluk ve güvenlik tam olarak sağlanmış olmayacak. Bu yüzden hepsini %100'e çıkarıyoruz abicim. Şöyle karşı tur atlayalım bakalım. Evet gayet güzel. Gerek alanların hepsi %90'ın üzerinde aslında ama dediğimiz gibi bu serideki yani ben birinci bölümde itibaren söyledim. Belki de en önemli şeylerden bir tanesi hatta belki de en önemlisi asimilasyondur abicim. Yani bunların bu halkın kesinlikle Türk hükümetine e, sıcak bakar insanlar haline getirilmesi gerekiyor. Evet hepsini %100 asimilasyon işlemlerine çıkardık şu anda. E, savaş var zannettim bu arada Rusya tarafında savaş yokmuş hastalık varmış. Evet gayet iyi. Lan gene bir birisi savaş ilan etti? Bu sefer kim? Ya Kuveyt abicim beni salar mısınız? Yani bu Türkiye'ye karşı kurulan birlikteliklerin biz amacını gayet iyi anlıyoruz. Bölgede istikrarın sağlanmasından rahatsız olan küresel güçler. Amerika'dır, Çin'dir, Rusya'dır. Bölgede istikrarın sağlanmasından rahatsızlar. Ve şu anda bu Orta Doğu'daki garibim bir şey bilmeyen devletleri kışkırtarak bizim üzerimize salıyorlar. Ama bilmiyorlar ki biz onlar bizim üzerimize her bir dalga gönderdiğinde o dalgaları içine alarak iyice büyüyen bir okyanus haline alıyoruz abicim. Bunun farkında değil bu küresel güçler bu sebeple gönderin gelsin kardeşim. Gönderebildiğiniz bütün dalgaları gönderin bizim okyanusumuz büyümeye devam edecek. Şöyle hemen seri şekilde asimilasyonları tamamlayalım. Zaten sadece bir tane toprak var. Evet, hastalıklar boy göstermeye başladı ülkemizde. Tabi ülkemizin sınırları iyice artık büyüdükçe, e sınırlarımız içerisine giren hastalıklar da biraz artmaya başladı. Yani zaten çok hastalıklı yerlere ele geçirdik. Yani Suriye'dir, Irak'tır, İran'dır, Ürdün'dür, Kuveyt'tir, ne bileyim. Çok da temiz yerler değil şimdi doğruya doğru. Yani gerçi Kuveyt, Ürdün falan gene biraz daha iyi de. Yani diğerleri çok da temiz bölgeler değil açıkçası. Hastalıkların çıkmasını ben çok normal karşılıyorum gerçekten. Şöyle mallara yine biraz daha yatırım yapmaya devam edelim. Türk devletleri arasında bu barış ortamı beni gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor, e, sevindiriyor. E şöyle baktığımızda hepsiyle de ilişkilerimiz halen gayet güzel. Artık yavaştan birazdan Afganistan'a da el atmaya başlayacağız. Bu arada Tacikistan yani ilk iki bölümde tamamen onları da birer Türk devleti sayarak oynadım gerçekten. Artık bu saatten sonra saymayacağız. Tacikistan e, Fars kökenli bir devlet. Artık bu saatten sonra saymayacağız abi. İlk iki bölümde ufak bir hatayla kendilerini de Türk devleti olarak saydık yapacak bir şey yok. Evet Kırgızistan'a zaten biz hibe, hibemizi vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hibe desteğimizi sağlamıştık. Yani onlarla ilgili yapmamız gereken başka bir hamle yok. Diğerleriyle de ilişkilerimiz gayet iyi seviyelerde şu anda. Mısır'la olan ilişkilerimiz gerçekten aşırı kötü. Yani eksi 91 seviyelerinde. Zaten orası da dediğim gibi hani darbelerin sık sık gerçekleştirildiği gerçekleştiği bir bölge olduğu için orası da istikrarsız olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple Mısır'a da kesinlikle gireceğiz. Dostlar bir kuşkunuz olmasın. Artık yavaştan bu bölümü de burada noktalayalım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Instagram hesabımı takip edebilir ve Age of Yoktu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdi benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.